sefer kafanın dikine değil de notların götürdüğü yere gittiğin için teşekkür ederim. Kendini bana bırak Nazlı. Ferit. Nazlı. Bir müsaade eder misin önce? Zaten heyecandan kelimeleri toparlamakta güçlük çekiyorum. İzin ver. Sana yakışır bir giriş yapayım. Gel. Nazlı, ben senelerdir koca bir holdingi, bir sürü çalışanı, sayısız işi çekip çeviriyorum. Benim için çok kolay ve tanıdık bir düzen bu. Kendimi bildim bileli bu disiplinin bir parçasıyım. Bu eve geldiğin ilk günden beri şu bıraktığın notlarla rengini saçtım bu eve. Sanki dünyama çat diye ucu boya dolu bir fırça değdirdin. Ama en önemlisi Nazlı, ömrümün sonuna kadar gerçek bir sevgili, iyi bir eş olacağım. Yüreğindeki sevgi ve güzellik dokunduğu her yeri, her şeyi güzelleştiriyor Nazlı. Hatta bu çoğalarak devam ediyor. Sana yakışır güzellikte bir teklif. Unutulmaz bir an oldu mu bilmiyorum ama. Ferit, her şey gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ama... Ama? Ama ben kabul edemem. Ne demek kabul edemem ben? Bilmeden, farkında olmadan seni üzecek bir şey mi yaptım? Ferit, kalbini kırmak istemiyorum. Beni anla ne olur. Nazlı, benim seni anlamam mümkün değil. Biz daha düne kadar, hatta bugün bile... Bir saniye. Ne oluyor Nazlı? Gerçekten. Ben yapamayacağımı anladım. Yapamayacağını mı anladın? Nazlı, biz seninle kaybettiğimiz günler için üzülmedik mi? Birbirimize o günlerin acısını çıkaracağız diye söz vermedik mi? Bu çok anlamsız, bu yeterli değil. Bana elle tutulur bir şey söylemek zorundasın. Yoksa annem mi bir şey yaptı? Ha? Yoksa annem mi? Ferit. Ne olur. Yapamayacağımı anladım. Ne demek bu? Ben gidiyorum. Eve. Kızların yanına. Nazlı. Ferit! Soru sorma. Tamam. Yapamayacağım.
Düşünsene. Bana evlenme teklif etmek için hazırlanmış. Gerçek bir evlilik teklifi. Öncekiler gibi değil. Of. Fatoş. Yüzüne bile bakamadım. Hiçbir şey söyleyemedim. Ne dedin peki? Bir sürü yalan. İnansın diye ağzıma ne geliyorsa söyledim. O boşanma lafını edemedim Fatoş. Çıkmadı ağzımdan. İnandın peki? Ben bile ağzımdan çıkanlara inanmıyordum. O nasıl inansın? O Hakan pisliğinin yüzünden hep bunlar. Yatacak yeri yok yemin ediyorum. Cehennemde cayır cayır yanar inşallah. Asumanlısın. O da iyi işte. Yani yataktan çok çıkmadı, pek de konuşmadı. Deniz ilgilendi ama sağ olsun. O da az önce gitti. Deniz, o bilmiyordu mu Muzaffer meselesi? Yok. Yazık garibim, o da kendinden biliyor. Nasıl? Yasin'in haberin yok tabii. Bizim bu küçük sincap ne zamandır Deniz abayı yakmıştı. Tahmin etmiştim. İşte Deniz'e böyle söyleyecek gibi olmuş. Deniz de duvarı örmüş. Birazcık da ağır konuşmuş galiba. Asuman da işte o yüzden intihara kalkıştı zannediyor. Her şey karmakarışık. Baksana etrafımıza Fatoş. Yani ben bu Asuman meselesini çok kafaya takmıyorum. Çünkü bir heves yani Asuman'ınki. Ayran gönüllü zaten biliyorsun. Ama senle Ferit ne yapacaksınız hiç bilmiyorum Nazlı. Çok zor Fatoş. Çok zordu. Öyle yüzüne bakarak yalan söylemek. Bu kadar çok severken gitmek zorunda olmak. Çok zordu. Sana söz veriyorum. Çok mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu.
İşte böyle Fatoş. Şu an beni ancak bir mucize kurtarabilir. Aa Asuman, günaydın. Ablacığım gel. Ben uyuyorsun diye uyandırmadım seni, gel. Ben sana hemen yumurtanı getireyim. Hadi hadi başla kahvaltıya. Al bakalım. Tam sevdiğin gibi kayısı kıvamında. Abla ben sana bir şey diyeceğim. Söyle ablacığım. Ben düşündüm. Cezamı çekmeye karar verdim. Bize kumpas kurduklarını ispatlayamayız biz. Yapamayız böyle bir şeyi. Gideceğim. Hapse gireceğim ve cezamı çekeceğim. Asuman. Abla bak. Ben artık senin benim yüzümden üzülmeni istemiyorum. Acı çekmeni istemiyorum. Her şeye yüklenmeni de istemiyorum. Bunun başka bir çaresi yok. Yaptıklarımı bedelini ödemem lazım. Asuman neden anlamıyorsun beni? Hapse giremezsin diyorum sana. Abla bak ben çok ciddiyim. Asuman ben de çok ciddiyim. Sen hapse girersen neler olur zannediyorsun? Annem babamı düşün. Perişan olurlar Asuman. Peki ben? Sen hapisteyken mutlu mesut hayatıma Ferit'le devam ederim mi zannediyorsun? Bir hata yaptın. Ama yaptığın hiçbir hata senin benim kardeşim, canım olduğun gerçeğini değiştirmeyecek. Anladın mı beni? Özür dilerim. Hadi, hadi soğutma kahvaltı. Bak yumurtayı da ben soyayım bekliyor. Aman ablası sen de soy artık ya. Yumurta gerçekten kayısı kıvamında. Hoş bulduk. Geç otur. Bir şey içer misin? Yok ya sağ ol. Asuman nasıl? İyi. Kahvaltı ettik. Şimdi odasında dinleniyor. Ya ben Fatoş'a bahsettim de sana söyledim bilmiyorum. Bu olayla ilgili ben kendimi suçlu hissediyorum. Deniz yapma. Asuman'ı az çok sen de tanıyorsun. Asuman'ın karakterinde bir kız sen hislerine karşılık vermedin diye böyle bir şey yapmaz. Bu ara ben de kalbini kırdım. Hayatında her şey üst üste geldi. Bak neden oldu, niye oldu önemi yok artık. Asuman iyi ya. Önemli olan bu. Haklısın. Bu arada bu mevzu aramızda kalırsa, yani olay çok büyüsün istemiyorum. Ferit'in de haberi yok. Tabii tabii aramızda kalır. Yani sırt tutma konusunda iyiyimdir biliyorsun. Mesela sizin şu anlaşmalı evlilik meselesi. Yani gerçi anlaşması falan kalmadı galiba, o gerçeğe dönüştü. Evet. Bir süre daha burada kalacaksın ama galiba. Asuman'ı yalnız bırakamam. Ferit abi açıkladı mı durumu? Hayır. Birkaç gün burada kalacağımı söyledim. Deniz, teşekkür ederim. Kardeşimi kurtardın. Hala ilgileniyorsun. Asuman'ın sana hisleri geçici bir heves. Ama arkadaşlarınız kalacak. Sen ona çok iyi geliyorsun. O da bana çok iyi geliyor. Zamanında o bana yardım etti. Şimdi sıra bende. Ben bir Asuman'a bakayım o zaman. Olur. Çok sağ ol Manami. Tamam hadi kolay gelsin. Ay Nazlı. Asuman hasta deyince hemen şey dedi. Tamam tamam siz işinizi halledin. Ben burayla ilgilenirim diyor ya canım benim. Sağ olsun. Çaylarınızı tazelememi ister misiniz? Yok Deniz, sağ ol. Deniz, Asuman ne yapıyor, iyi mi? Yani daha iyi günleri olmuştu. Ama iyi. Ben bakarım. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Asuman'a bakacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Girsene. Asuman'la Deniz iyi anlaşıyor biliyorsun. Sık sık görüşüyorlar. Deniz o yüzden ziyaretine gelmiş. Ha,
aramızda olan biteni anlattın mı ona? Kimse bilmiyor. Nazlı dün gece kabus gibiydi benim için. Gerçekten ne oluyor bilmek istiyorum. Anlatacak mısın bana? Ferit, ben dün gece söylediğim şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Nazlı, ama bu böyle olmaz. Bana bir sebep söylemek zorundasın. Bir açıklama, bir gerekçe. Neden bu haldeyiz biz? Ben sana kafamı toparlamak istiyorum dedim. Lütfen izin ver bana. Nazlı, iki gün önce aramızda geçenleri kime anlatsak şu an bu halde olmamıza şaşar kalır. Hiç kimse bir anlam veremez. Haklısın. Senin tarafından öyle görünüyor, anlıyorum. He, köşemde oturup bekleyecek değilim. Sen açıklama yapmadıkça ben sorular sormaya devam edeceğim. Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Nazlı. Acaba biz de restorana mı gitsek artık? Onami orada yalnız çünkü. Tabii, gidelim. Benim bir şirkete geçip bir toplantıya katılmam lazım. Bırakayım mı sizi? Gerek yok. Kendimiz gideriz biz. Hem öncesinde Asuman'ı kontrol ederim. Geçireyim seni. Ferit ya, kusura bakma. Manami de orada şimdi yalnız kaldı. Gitmezsek ayıp olacak. Önemli değil. Görüşürüz Naz. Görüşürüz. Ondan neden uzaklaştığımı öğrenmeden Ferit durmayacak. Ya Naz, söylesen mi acaba ya Ferit'e? Ha? Belki bu işi çözer adam. Hayatta olmaz Fatoş. Ferit zaten Hakan'dan nefret ediyor. Böyle bir duruma balıklama atlar. Olan da Asuman'a olur. İyi de Nazlı, böyle de olan sana oluyor yani. Hayır, sadece sana da değil, sen ve Ferit'e. Benim bir şey yapmam lazım Fatoş. Böyle hiçbir şey olmuş gibi işe gidemem. İyi de Nazlı, ne yapabiliriz ki yani? Bahsettiğimiz insan Hakan yani. Adam saf kötülük. Yemin ediyorum filmlerdeki gibi ya. Profesyonel kötü. Elini versen kolunu kapıyor. Hakan'a bir şey yapamayız ama belki Muzaffer'e yapabiliriz. Ne gibi? Muzaffer Hakan gibi değil. Onun bir açığını yakalayabiliriz. Belki konuşturabiliriz. Ona karşı bir şansımız var. Doğru diyorsun. Mesela izlediğimiz görüntülerde sadece olay anı var. Başı ve sonu yok. Evet. Bunların kaydedildiği bir yer kesin vardır. Çaktırmadan gidip bakalım. Evet Nazlı ya. Vallahi bak, bunun evine gideriz. Belki bilgisayarda bir yerde kayıtlıdır yani bu görüntüler. Hayır, bilgisayarı alamayız ama ne bileyim, bir yolunu buluruz yani. Belki bir açığını yakalarız. Elimiz güçlenir. Doğru. Hadi gidelim. Hadi yürü.